Illustrator Creative Suite 5 ile gelen yeni çizim geliştirmeleri günlük hayatımızdaki çizimleri kolaylaştırıyor. Burada gördüğünüz e, City Meridian, City haritası oldukça çok sayıda vektör nesne içeriyor. Aynı şekilde diğer sayfalarda bulunan çizimler de. Mesela şuradaki treni ele alalım. Ben burada çizim yapmaya devam etmek istiyorum ve şimdi istediğim şey bu trenin arkasına bir arka plan çizmek. Bunun için normalde bu e, trenin arkasına çizeceğim dikdörtgeni mesela çizdikten sonra arkaya gönderiyorum veya layerlar katmanlar kullanıyorum. Illustrator Creative Suite 5 ile bu artık çok daha kolay. Treni seçtikten sonra trenin arkasına çizmek üzere Draw Behind seçeneğini Tools panelinden işaretledikten sonra elime çizim aracı olarak dikdörtgeni alıyorum ve Herhangi bir ayar yapmadan tıklayıp sürükleyerek arka planı çiziyor. Gördüğünüz gibi trenin arkasına çizdi. Aynı şekilde şu an yine draw behind seçeneği işaretli durumda ve more dikdörtgenin arkasına bir tane daha dikdörtgen çiziyorum. Gerçi yine aynı renkte olacak ama daha sonra tıklayıp bunun rengini değiştirdiğimde gördüğünüz gibi arkasına çizmeye devam ediyor. Illustrator Creative Suite 5'in yeni çizim geliştirme özelliklerinden bir tanesini daha göstermek için şurada sayfanın üst tarafında bulunan meridyen site haritası cetveline odaklanıyorum. Şimdiki amacım burada gördüğünüz dikdörtgenin içerisine bir çizim yapmak. Fakat normalde bunu yapmak oldukça zor çünkü ön tarafta meridyen yazısı var. Onu kilitlemem veya gizlemem gerekiyor. Bir adım atmam gerekiyor. Ondan sonra bu adım sonrasında çizim yapmaya devam edebiliyorum. Illustrator Creative Suite 5 sayesinde şimdi bir şekli seçtikten sonra yine araçlar panelinin altında bulunan Draw Inside seçeneğini işaretlersem ilgili nesnenin kenarında bu nesnenin içerisine çizim yapılacağına dair nokta nokta işaretli bir yardımcı çizgiler görünür. Şimdi herhangi bir yere tıkladıktan sonra artık başka araçlar kullanarak çizimler yapabilirim. Mesela block brush aracını elim aldıktan sonra şu an dışarılara bile çizim yapmış olsam tıklayıp bıraktığımda sadece ilgili şeklin içerisine çizilmiş olur. Bu aynı zamanda bir şeklin içerisine başka bir şekli kopyalayıp yapıştırmanıza ya da paste inside yapmanıza da imkan veren bir özellik.